Şimdi Günaydınlar. Yerel seçimi nihayete erdirdi ki seçim sonuçları bize neyin okumasını veriyor ve bundan sonrası için Türkiye ekonomisini neler bekliyor, ne dersiniz? Seçim sonrasındaki aslında belirsizlik ya da sürpriz konusunda çok büyük bir sürpriz gelmiş oldu Türkiye'de seçim sonuçlarında ki Mayıs 2023 seçimlerinde de büyük bir sürprize karşılaşmıştık. Anketlerin öngöremediği derecede farklı bir sonuca karşılaşmıştık. Yine benzer şekilde 2024 yerel seçimlerinden sonra da hiçbir anketin bilemediği ölçüde yüksek oranda bir yerel yönetimde iktidar değişikliğiyle karşı karşıya kalmış olduk. Bu konuda tabii en önemli kafalardaki soru işareti iktidar tarafında yerel yönetimlerdeki yaşanan bu mağlubiyetin faturası kime çıkartılacak, neye çıkartılacak hesabı oluyor. Bu da tabii ki ekonomi yönetimi konusunda herhangi bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı, aynı politikalara devam mı? Yani Mayıs 2023 sonrasındaki politikalara devam mı, tamam mı politikası konusunda en çok kafayı karıştıran süreçlerden birisiydi. Ancak bence burada seçimlerin hemen akabinde Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda özellikle enflasyonla olan programa devam, yeni bir seçim olmayacağı, orta vadeli programın devamlı ilişkin vermiş olduğu mesajlar özellikle piyasa tarafından faturanın seçim yani yerel seçimlerdeki mağlubiyet faturasının yeni ekonomi yönetiminde kesilmeyeceğine dair güzel bir mesaj vermiş oldu. Yine benzer şekilde dün gerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından gerekse Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalarda yeniden ekonomi programının benzer şekilde rasyonel öğeleri belki daha da gündem alacak şekilde devam edeceğine dair güzel mesajlar vermiş oldu. Bu çerçevede tabii sonuçta piyasalar konusunda her ne kadar bu mesajlar verilmiş olsa da belli bir nebze tekrar şüphenin kalması olağan olacaktır. Bu şüphenin gitmesi için de tabii ki eylemlerle beraber bunun devamını görmemiz gerekiyor. Ki para politikası tarafına bakacak olursak zaten para politikası tarafında alınan kararlarla beraber yüksek bir sıkılık oranına geldiğimizi söyleyebilirim. Ama tabii en önemli kısım benim daha önceden de söylediğim üzere yerel seçimlerden sonra şu aşamada gözler kamu maliyesinde ve yönetilen yönlendirilen fiyatlarda olacak. Zira Türkiye'deki ekonomi yönetiminin topyekun bir şekilde ekonomik istikrarı, fiyat istikrarını destekleyecek programları hızlı bir şekilde gündeme almaması halinde maalesef bizim olumsuz senaryomuz dediğimiz yüksek enflasyon ve yüksek faizde yılı kapama gibi bir riskle karşı karşıyayız. O yüzden şu aşamada en çok izlenecek konu kamu maliyesi alanında bu yüksek bütçe açıklarını konsolide edecek ne gibi adımlar geleceği ve özellikle yaz aylarında yönetilen yönlendirilen fiyatlara ilişkin ne tarz kararlar alınacağı tabii ki en çok izlenen süreçler içerisinde olacaktır. Şimdi bir de uluslararası taraftan da kurumlar tarafından TL varlıklar için pozitif değerlendirmeler geldi. Deutsche'den ve Goldman Sachs'tan yine pozitif raporlar gördük. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin Türk varlıklarına ilişkin beklentiniz nedir bundan sonrasına ilişkin? Bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye varlıkları, Türk lirası olan varlıklara ilgi biraz önce isim iletmiş olduğum üzere ekonomi yönetimindeki devamlılığa ve politika konusundaki süreçlerdeki devamlı bağlı olarak pozitif bir şekilde gitme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü daha önceden de uluslararası yatırımcıların açıklamış olduğu yaptığı açıklamalarda gelişmekte olan ülkelere yatırım yapma koşulları için bakacakları belli koşullar olduğunu söylediler. Bu belli koşulların en önemlisi nedir? Yüksek getiri. Şu aşamada Türk lirası varlıklar çok yüksek faiz getiriyle beraber aslında diğer gelişmekte olan ülkelerden önemli ölçüde ayrışmış durumda. Ve bu yüksek getiri konusunda özellikle uygulanan politikalarla beraber yurt dışından fon girişinin gelmesi ve yurt içindeki yerleşiklerin de TL'ye dönmesiyle beraber kurda öngörülebilir bir değer kaybı patikasının, nominal değer kaybı patikasının öngörülebilir bir şekilde geçmesi tabii ki özellikle yurt dışından gelecek yatırımcılar için daha da cazip bir süreç olacak. Ancak ben şunu da söylemek istiyorum. Her ne kadar yurt dışından geliş olsa da Türkiye'nin önündeki problemler çok yüksek ve şu aşamada yurt dışından fon çekimi için, portföy yatırımı çekimi için bizim çok yüksek reel faiz, çok yüksek oranlarda faiz vermemiz gerekiyor. Bu da tabii aslında ekonominin genel bütünselliği içerisinde olumsuz bir senaryo. Gerek ekonomik büyüme gerekse borcun izleyen dönemlerdeki yatırım yapılabilir potansiyelden, altyapıdan alacağı yüksek yükündeki süreçler konusunda tabii ki olumsuz bir senaryo olmuş olacak.
Ama 2023-2024 yılı üzerine bakacak olursak, politikaların bu şekilde devamı ve özellikle kur konusunda yeni bir atağın gelmeyeceği güvencesinin pekişmesiyle beraber ben portföy akımlarının Türkiye'ye yönelik pozitif derecede geleceğini gelmesi gerektiğini bekliyorum. Ben bir soru daha Tabii sorabilir miyim? lütfen. Sizin geçen haftaki yazınıza biraz atıfta bulunmak istiyorum. Faiz arttı, kuru neden düşmüyor başlığı atmıştınız. Merkez Bankası faiz arttı ama neden rezervler atma diye. Bunu niye soruyorum? Çünkü Goldman'ın da raporunda her ne kadar pozitif bir hava olsa da yine rezervlerde ciddi kayıp olduğunun altı da çizildi. Bu konuya ilişkin beklentiniz nedir? Seçim sonrası bir değişim bekliyor musunuz? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Türkiye'nin rezerv yeterlilik düzeyine bakacak olursak aslında tarihi olarak dipler seviyesinde ve bu kadar düşük düzeydeki rezervlerin yeniden toparlanması tabii ki uzun bir patika olacak. Benim de geçen hafta belirtmiş olduğum senaryo içerisinde aslında her şeyin pozitif yönde gitmesi halinde bile aslında bizim nominal kur üzerindeki baskının Merkez Bankası'nın rezervlerini yeniden inşa etme gerekliliği sebebiyle nominal kur üzerindeki baskının sürekli olarak devam edeceği, 2024 yılı içerisinde devam etme süreceğinden ben bahsetmiştim ki bu rezervlerin aslında Türkiye'nin kendi tarihi içerisine bakacak olursak, bundan neden bahsediyorum? Aslında 2010'lu yılların başları gibi Türkiye'nin işte yatırım yapılabilir seviyedeki kredi değerlendirme notunun olduğu yıllarda bile aslında dönüp dolaşıp baktığımız yerde bizim rezervlerimizin hiçbir zaman gerek ithalatı karşılama, gerek kısa vadeli dış borcu karşılama gibi uluslararası yeterlilik metriklerini karşılayan düzeyde olmadıydı. Ki şu aşamada aslında rezervlerimiz tarihi diplerde ve Türkiye'nin yumuşak karnı konusundaki en önemli sorunlardan birisini oluşturuyor. Bu yüzden yurt içine dönen akımların Merkez Bankası tarafından hızla sterilize edilerek rezervlerin inşası bile aslında bizim uzun vadeli yani birkaç yıl içerisinde elde etmemiz zor bir süreçten bahsediyoruz. Bu yüzden her ne kadar pozitif olumlu olsa da şu konuda da ben özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bizim iyileşme sürecimiz oldukça uzun vadeli bir süreci olacak. Çünkü sadece para politikası ile beraber çözümlenebilecek bir dönemeçte değiliz. Bizim maliye politikasının yanı sıra da yapısal alanda özellikle işte kurumların işleyiştiği, iş gücü piyasasındaki liyakat, eğitim sorunları, kurumsal yapının yeniden iyileştirmesi gibi çok ciddi yapısal problemlerimiz de var. O yüzden bizim 5 yıllık bir patika gibi bu iyileşme sürecine bakmamızın daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Şimdi yani tabii yani bayağı inatçı bir hizmet enflasyonu, gıdayı bir türlü kontrol altına alamıyoruz. Bunların da herhalde bu iyileşme sürecinin uzamasında mutlaka etkileri olacaktır ama bir yandan da bir takvim de işliyor. Zaman da çok hızlı bir şekilde akıyor. Hatta gecikiliyor diye bir kaygı da biz iş dünyası içerisinde görüyoruz. Şimdi İstanbul'un yani İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Mart ayında perakende fiyatlar 3,93 arttı. 78'i de geçmiş oldu yıllık olarak enflasyon İTO tarafında. Nisan'da da şimdi bizim yani yarın açıklanacak, şimdi TÜİK de açıklayacak, sizin beklentiniz nedir onu da almak isterim. Ama onun ötesinde Nisan'da da şimdi bu elektrik zamları gelecek vesaire, biraz vergilerle ilgili düzeltmeler bekliyoruz. İstisnalar kaldırıldıkça bunlar acaba enflasyona da belli ölçüde yansır mı diye bir soru işareti var. Ve bunun da Nisan ayı enflasyonunun da yüksek çıkabileceğine ilişkin bir beklenti yarattığını söylemek durumundayız. Zaten işte Mayıs'ta da bu yönde bir beklenti daha öncesinden vardı, Mayıs'ta zirve yapacak diye. Bu şekilde acaba iki şey soruyorum. Nasıl gidiyor sizce? Yani daha da mı zorlaşacak bu mücadele, giderek zor bir hal mi alıyor enflasyonla mücadele tarafı? Hem de yıl sonuna ilişkin beklentilerinizde bu son gelişmeler üzerinden bir değişiklik var mı diye sormak istiyorum hocam. Evet, çok güzel iki soru sordunuz. İlk önce başlamam gerekiyor.
Hocam sanırım Skype bağlantınızda bir problem yaşıyoruz. Hocam tekrar hızlı bir şekilde bağlanır. Evet, şimdi bağlanır. Bakıyorum çünkü yani neden bunu soruyorum? 78-25 geldi bile İstanbul Ticaret Odası. Yani tabii ki biraz fark oluyor TÜİK'le arasında ama yani oradaki yıllık bazda yükselme devam ediyor. Yani perakende fiyatları da 3.93 geldiğine göre yani biz 3.5 civarında bir yerlerde bekliyoruz yarın açıklanacak olan tüfeği. Anketler de öyle gösteriyor. Bilmiyorum daha altında da gelebilir, üstünde de gelebilir. Ama enflasyon artış hızı Merkez Bankası'nın umduğu hız değil. Sayın Şimşek'in söylediği de Mart'tan itibaren yeni bir patikaya girdiğimizi göreceksiniz de çok şu anda eşleşir bir durumda değil. En azından yani yarın da göreceğiz ama İTO'nun rakamı elimizde. Nisan'da da şimdi hocamız hazırmış. Hazırsa İsterseniz o zaman devam edelim. Merhaba tabii diyelim. Ki. Hocam buyurun. Merhaba. Kusura bakmayın. Küçük bir bağlantı kopması yaşadım. İlk önce sizin sorduğunuz sorularla devam edeyim isterseniz. İlki şu aşamada enflasyonla mücadele konusunda daha zorlu bir yöndeyiz. Evet, daha zorlu bir aşamadayız. Çünkü Mayıs 2023'te ekonomi politikasındaki değişim yaşanırken enflasyonla mücadele aslında en başta önceliklendirilen bir mücadele alanı olarak ele alınmadı. Büyümeden feragat etmeden enflasyonla mücadele politikası ele alındı. Buradaki temel aslında varsayımlardan birisi de ekonomideki doğru kişilerin atanmasıyla beraber yurt dışından portföy girişlerini ve yurt içindeki yerleşiklerin güveni sağlanarak aslında TL'ye geçişle beraber çok yüksek faiz ayrılığı olmadan hem enflasyonu düşüş hem de büyümeden herhangi bir feragat etmeden bir politika izlenmesi konusunda bir yaklaşım izlenmiş oldu Mayıs 2023'ten yıl sonuna kadarki süreçte. Ama tabii Türkiye'deki kurumsal yapının oldukça zayıf bir yapıda olması da gerek yurt içi yerleşiklerin enflasyon olan mücadeledeki konuda güveni sağlamamış olması, gerekse yurt dışından bu beklentiyi destekleyecek ölçüde bir portföy girişinin gelmemesi, hükümeti zorunlu olarak aslında ekonomi politikasını yön değiştirmeye zorlamış oldu. Ki biz bunu Merkez Bankası'nın en sonunda Mart ayında yapmış olduğu kararlarla beraber görmüş olduk. Aslında Mart ayına kadar hep piyasanın gerisinde kalan Merkez Bankası ilk defa Mart ayında piyasayı sürpriz bir şekilde önüne geçecek şekilde şaşırtmış oldu. Bu aslında genel ekonomi politikasında en azından para politikası kısmında önemli bir yön değişimine biz gelmiş olduğumuzu gördük Mart ayında. Ancak geldiğimiz noktaya bakacak olursak aslında hükümetin ya da ekonomi yönetiminin Mayıs 2023'te almış olduğu ekonomik süreçleriyle karşılaştırdığımızda şu aşamada yani yaklaşık bir sene sonra enflasyon dinamikleri açısından evet sizin biraz önce söylemiş olduğunuz üzere daha kötü bir yapıdayız. Çünkü daha yüksek ve yapışkan bir enflasyon dinamikleriyle beraber çok daha yüksek bir faiz oranıyla beraber Merkez Bankası'nın enflasyonu aşağı çekmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir süreçteyiz. Aslında Mayıs 2023'ten bu yana bakacak olursak kur korumalı mevduatın dışında da hükümetin ekonomik karnesi içerisinde pozitif yazacağımız çok da fazla bir kalem yok. Tabii cari açıkta bir nebze gerileme var ama cari açıktaki gerilemenin de önemli ölçüde enerji ve emtia fiyatları kaynaklı olduğunu unutmayalım. O yüzden TL kur korumalı mevduatın dışında aslında son bir sene içerisinde çok fazla bir pozitif bir kazanım olduğunu maalesef şu aşamada söyleyemeyiz. Geldiğimiz noktada da faizlerin çok yüksek bir aşamada olmuş olması aslında özellikle kredi kanalındaki faiz oranlarının oldukça sıkı bir yapıda olması şu aşamada izlenen ekonomi politikasının maalesef ekonomiyi boğacak bir yapıyla beraber aslında enflasyonu düzeltme politikasında bize götürdüğünü gösteriyor. Bunun üzerinde sizin de biraz önce iletmiş olduğunuz üzere maliye tarafındaki bütçeyi konsolide etme ihtiyacı yeniden dolaylı vergiler kaynaklı ve enflasyonist etkileri olan adımlarla beraber gelmesi de aslında gerek fiyatlar üzerindeki baskıyı yoğun bir şekilde tutacak, gerekse hali hazırda hane halkın önemli ölçüde sıkılaşmış olan satın alma gücünü daha da boğacak şekilde aslında bizim ekonomide sert iniş dediğimiz yani ekonomik aktivitede sert bir daralmanın, istihdam kayıplarının yoğun yaşandığı bir senaryoyla bizi baş başa bırakabilir. O yüzden sizin sorunuza tekrar cevap vermem gerekirse, evet şu aşamada ekonomi yönetiminin işi Mayıs 2023'e göre daha zor bir yapıda. Ki şu aşamada
Diğer bir zorluk da aslında gerek yurt içindeki yerleşiklerin gerekse yurt dışındaki portföy yatırımcılarında hataya toleransın olmadığını biz son bir yıl içerisindeki gelişmelerle, dinamiklerle bunu çok net bir şekilde görmüş olduk. İleriye dönük bakacak olursak, para politikası tarafındaki atılan Mart ayındaki özellikle pozitif yönde atılan adımların mutlaka ve mutlaka kamu maliyesi tarafından tüketilmeyecek şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bu da genel kamudaki konsolidasyonun mutlaka istisnaların ve özellikle vergi adaletini tesis edecek bir şekilde genel gelir ve satın alma gücünü gözetecek şekilde yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Eğer geçen seneki gibi dolaylı vergi artışlarıyla yani KDV, ÖTV gibi artışlarla beraber bizim bütçe açığını konsolide etme yönünde adımlar atmamız halinde bunun tabii enflasyonist etkileriyle beraber Merkez Bankası'nın eli daha da zorlaşacaktır. Bu çerçevede bizim 2023 Ocak ayında yapmış olduğumuz öngörülerde enflasyonu, yıl sonu enflasyonu %41 civarlarını görüyorduk. %41'lik senaryomuzu hala koruyorum ben. Bu senaryomu korumamdaki temel sebep de yurt dışından yurt içine portföy yatırımlarının gelmeye başlamasını bekleme süreciyle ve atılacak bütün bu adımlarla biraz önce size söylemiş olduğum adımlarla beraber ek enflasyonist adımlarla beraber gelmeyeceği yönünde. Ama Merkez Bankası'nın %36'lık enflasyon, yıl sonu enflasyon hedefinin şu aşamada uç bir senaryo olarak bizim senaryomuzda yer aldığını, daha bütün bu söylediğim adımların gelmesi halinde enflasyonun iyimser bir adımla %40'ların üzerinde kapanmasının daha olası olduğunu değerlendiriyoruz. Merkez Bankası'nın ucu, üst bandı sizin daha bas senaryo gibi oldu. Merkez Bankası'nın kendi beklentisi olan 36 ise uç hale geldi. Biraz zannediyorum Ankara'da da beklentiler biraz o yöne doğru gelmiş vaziyette. Yani 36 illa tutturulacak bir hedef gibi görülmüyor. Son sohbetlerden biraz çıkardığım konu o yönde hocam. Ben Peki. bir şey daha çok kısaca sormak istiyorum size. Bundan şimdi şu noktada birçok sanki görev peş peşe sıralandı gibi. Siz daha önce bu 500 bas puan meselesine dikkat çekmiştiniz. Aslında TEPAB olarak da dikkat çektiniz ve o da o adımda geldi. Şimdi bundan sonra sizce atılması gereken ilk adım nedir? Yani maliye tarafında mıdır? Yapısal reform tarafında mı olur? Yoksa para politikası tarafında daha atılması gereken bir adım daha var mı? Özellikle rezervleri de göz önünde bulundurarak. Yani siz olsaydınız hangi adımın atılmasını öngörürdünüz? Ya da onun hazırlığını yapardınız? Ben olsaydım hükümet tarafındaki ilk atacağım adım kurumların bağımsızlığını tesis edecek adımlarla beraber işe başlama konusunda ele alırdım. Özellikle Merkez Bankası tarafında yönetim değişikliği beklentisi ya da endişesini giderecek Merkez Bankası'nın başkanın görev yapma sürecinin bu bütün süre boyunca görevden alınma yetkilerinin net bir şekilde kanun uygulamalarla beraber kısıtlayacağı net adımlarla beraber sürecin içerisinde başlardım ki yakın zamanda benim eski işverim IMF tarafından yapılan açıklamalarda da Merkez Bankası bağımsızlığının enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankalarda düşük enflasyona ulaşabilmek için temel koşullardan birisi olduğunu gösteriyor ki yaklaşık 100 yıllık bir çalışma setiyle beraber bunu pekiştirmiş. Merkez Bankası bağımsızlığı indikatörleri zayıf olan ülkelerde enflasyonun yüksek olduğu ve kamuoyu nezdinde de enflasyon beklentilerinin yüksek olması sebebiyle de enflasyonu düşürememenin temel sorun olduğunu aslında çeşitli çalışmalarla beraber göstermişler. Bu yüzden özellikle kurumların bağımsızlığını ve kurumlardaki liyakati güçlendirecek şekilde gidilmesi bence ele alınabilecek en önemli konular içerisinde yer alır diye düşünüyorum. Ki bu özellikle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında şüphelerin azaltılması konusunda da büyük bir artı yazar hükümetin karnesine diye düşünüyorum. Onun dışında aslında genel olarak ele alınacak birçok soru var. Bu gerek kamu maliyesi tarafında gerekse yapısal tarafında. Siz sorusu kısa dediğiniz için buna girmek istemiyorum ama 5 yıllık hükümetin birinci yılını neredeyse tamamladığımız için artık bu konularda çok hızlı bir şekilde adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde özellikle enflasyon ve Türkiye'nin kıtı ekonomi politikaları ya da ekonomik sorunları içerisinde
çözüm alma konusunda her gün vakit kaybediyoruz. Bu yüzden topyekun bir şekilde ben bütün bu sorunları bir paket halinde ele almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür Hocam, ediyoruz Burcu Hocam. Kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık. aklınıza da sağlık hocam. Çok teşekkürler.